Çom TV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Sandık Kokusu 29. bölümüyle yine merak dolu anlara sahne oldu. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin bu bölümü, olayların yoğunluğu ve karakterlerin duygusal çatışmalarıyla dikkat çekti. Şirketin en kilit ismi olan Karsu'nun işten çıkarılması, işlerin aksamasına yol açar. Ancak Karsu, tam anlamıyla ayrılmadan önce Bora'nın abisinin anma töreni hazırlıklarını Bora'dan habersiz tamamlar. Bu ince davranışı Bora'nın gözünden kaçmaz ve Karsu'yu tekrar işe almak için bir yol bulmaya karar verir. Bora'nın bu kararı, izleyicinin aklında birçok soru işareti bırakırken, Karsu'nun şirkete geri dönmesi de olayların yeniden şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Diğer taraftan, Can ve Karsu arasındaki boşanma meselesi giderek karmaşıklaşır. Can, Karsu'ya boşanmak istediğini açıkça dile getirir. Ancak Karsu, bu evliliğin sona ermemesi için Can'ın yeni sevgilisiyle yüzleşmek ister. Tam bu noktada, Carson'un karşısına lale çıkınca, olayların hiç de sandığı gibi olmadığını ve büyük bir oyunun içinde yer aldığını anlar. Bu karşılaşma, izleyici adeta koltuğa yapıştıran bir gerilim yaratırken, Can'ın boşanmaktan vazgeçmesi ise bölümün en büyük sürprizlerinden biri olarak kayda geçti. Öte yandan, Ayça da Bora'ya yakınlaşma planlarını sürdürüyor. Bora'nın yemek yiyeceği restorana rezervasyon yaptıran Ayça, Bora'nın dikkatini çekmeyi başararak hedeflerine doğru adım adım ilerliyor. Bu gelişme, Önümüzdeki bölümlerde Ayça'nın Bora üzerindeki etkisini artırabileceğinin sinyallerini veriyor. Nazlı ise Gülnaz'ın İstanbul'da kalmasını istemediği için Filiz'e dert yanar. Hayalindeki hayatı yaşamayacağını düşünen Nazlı'nın bu içsel çatışması, ilerleyen bölümlerde karakterler arası sürtüşmeleri daha da alevlendirecek gibi duruyor. Sandık kokusu, heyecanı dorukta tutan bu bölümle reytinglerde üst sıralara tırmanırken, izleyici duygusal ve gerilim dolu sahnelerle dolu bir gece yaşattı. Merakla beklenen 30. Bölüm ise 9 Ekim çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.